Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. İnşallah Cenab-ı Hak istifade ve istifaza ettirsin. Muvaffak olabilirsek böyle. Kelamla Allah. Kelam. Konuşmanın ne kadar mucize olduğunu, bunun üzerine çok duruyoruz. Subut-ı sıfattan olduğundan dolayı. Kelam öyle bir cami sıfat ki, ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Karpuz gibi düşünün kelamı, kelam sıfatını. Yarın böyle içinde ilim, irade, kudreti tazamun ediyor. Cem ediyor. 433 sözler. Kelam o kadar acayip ki bir ayat-ı tekviniyesi var, bir de evameli tekviniyesi var. Kelamın ayat-ı tekviniyesi şu mevcudattır. Kelimattır. Kelimat-ı mübareke. Bu kainatın yazılımını anlatana da evameli tekviniye denilir. İnsanda cem olmasına da kelam denilir. Ayat-ı tekviniye, evamir-i tekviniye ve insandaki tezahürle kelam oluyor. Şu anda konuştuğum bir şey. Ve çok ilginçtir. Zıtları nasıl barındırıyor? Akıl alacak bir şey değil. Yani zıtları nasıl barındırıyor? Yani hep misal verdik. Sıfırın içinde hiçbir belirleniş yoktur sıfırda ama bütün sayısal değerler oradadır. Kendisinin bir sayısal değeri yoktur. Yani sıfır kaldırırsanız bir yoktur. Eksi bir de yoktur. Eksi iki de yoktur. 15 de yoktur. 17 de yoktur. Bütün her şeyi belirleyen kendisinin bir belirli bir sıfatı yoktur. Muayyen bir sayısal değeri yoktur. Başka kelam önermelerimi sunuyorum. Ondan sonra başlayacağım. Kelam güneşten gelen fotona benzer. Foton, ışık tanesi. Bizde ziya. Fizikte foton denilir. Beyazdır. Fakat içinde 7 tane renk vardır. Beyaz denen bir renk yoktur fizikte. 7 tane renk var. 7 tane renk. İlkokulda görmüşüzdür. Yuvarlak bir şey böyle. 7 tane mor, yeşil böyle, sarı böyle boyarlar. Hızlı çevirince beyaz gözükür. Beyaz 7 tane rengin dışa vuruşudur. İçeride bir beyaz yoktur. Kelam böyle bir şeydir. Kelam, odundaki dumanla nur gibi cem edendir. Çok gariptir. Bunu da söyleyip de mevzuma gireyim. Allah çok ayağındır. Şöyle diyeyim, gözün arkasında gözün olması, yani görmeklik olması, kulağın arkasında işitici olması, aklın arkasında akıl olması, varlığın arkasında saniyin, yani vücudun olması çok kolay bir yoldur. Yani bunu tanımlamak, yani ona gitmek, gözü kör birisi yapmamıştır demek çok kolaydır. Çok kolaydır. Fakat çok tuhafıma giden, yani şu mevcudatın, şu rengin arkasında kör yoktur, kör değildir. Yolu ne kadar kolay iken, bu renklerin arkasında kör vardır, kulağın arkasında sağır vardır, aklın arkasında akılsızlık vardır, vücudun arkasında ademişlik vardır, yolu çok zor olmasına rağmen insanoğlunun 5/4'ü onu seçmiş. Zor şudur. Tank yapmak her devlet yapıyor neredeyse. Araba her devlet yapar. Uçak bayağı devletler yapıyor. Ama radara girmeyen uçağı, hayalet uçağını her devlet yapar. Tankı herkes yapıyor. Tank bir demir.
Fakat var olan tankın gözükmeme teknolojisi her devlette yoktur. Tankı yapmaktan zordur var iken yok gözükmesi. Vardır ama yok gözükmesi. İşte zor yol budur. Allah var iken yok gözüküyor. Çok ayağın iken ortada gözükmemesi zor yolunu tercih etmiş. Bu kolay yol değil. Emareleri var. Bu yani, şeyleri var yani. İşte emareleri var. Allah'ın emaresi olduğu halde kesin Allah delili var, burhanı var. Dedik ya emaresi, gözün arkasında kördür diyor. Yani gözü yapan kördür diyebiliyor adam. Kulağı yapan sağırdır diyebiliyor. Yani ne kadar zor biliyor. Bu yol ne kadar zor. Yani Allah bu mevcudatı alıyor, son cümle bu, bunun şeyi. Bu mevcudatı alıyor, elmayı, armutu, üzümü alıyor. Ona intikal etmek bedihi, zaruri, vacip durumunda iken inkarına da yol yapmış. İnkar da edilebilecek rengin arkasına körün, vücudun arkasında yokluğun, kulağın arkasına sağlığın olabilecek ihtimal yolunda olmuş. Bu zor işte. Yani kendisini ortadan kaldıracak yolu da koymuş varlık içinde. Ben bir şey konuşurken benim cehaletimi artıracak, beni nefret edeceksiniz. Benim cehaletimi sizin kanaatinizi artıracak şey konuşur mu? Var iken yokluğuma sebep yapar mı? Allah şu mevcudatta varlığı varlıktan daha bedihi iken, o ışıktan daha zaruri güneş var iken, ama Allah bu varlık içerisinde yok olabiliyor. Bu yolu tercih etmiş. Bu zor işte. Bak tankı yapmak, var olan tankı göstermemek zordur. Bu teknoloji daha zordur. Şiddeti zorundan ister etmiş diyor. He, şiddeti zorundan gizlenmiş. Bu kadar şiddetli görünürken hiç görünmemiş. Hiç gözükmemesi yolu. Bunu da yapmış. Nereye koymuş? Aynı şeyin içine koymuş. Kelamın içine koymuş. Elmanın içine koymuş. Mesela renkli elma, mandalina, değil mi? Şu bu. Ama bunun arkasında kördür diyebilme yolu var. Bunu yapan kördür. Rengi yapan kördür. Varlığı yapan işliktir. Bana şuuru veren şuursuzdur. Batına geçerse bana şefkati veren gaddar ve zalimdir. Hiç alakası yoktur şefkatten diyebiliyor. Yani daha garip, bana bekayı veren kendisi fanidir. Tabii inkar etmek bu kadar zorken, 5'te 4'ü nasıl kabul ediyor? İşte bu 72 metreyi de söylüyor. Bir de 13. lemada. Ya bu kadar zorken diyor, bu yolu nasıl gitmişler diyor. Çoğunluğu kabul etmiş. Bir de İmam-ı Şafii ne demiş biliyor musun? İmam-ı Şafii diyor ki, Kur'an gelmese, vel asrısı gelse, ümmetin istikametli, akıl, bak, akıl kalp bütünlüğünü getirip, akıl kalp bütünlüğe getirip istikameti bulma noktasında vel asr süresi kafiydi, dedi. Ben de diyorum ki bu benim kanaatim. Vallahi benim kanaatim. O kadar tam ruhumdan söylüyorum. 14 cilt Risale-i Nur yazılmamış olsa da 13. lema yazılmış olsa bu ümmetin istikametli düşünmesi yeterdi. 13. lema. Yani 30 senelik masumumdan söylüyorum. 13. lema böyle. İşte Allah bu mevcudatta daha ayan olduğu halde bu mevcudatın vücudundan daha zahirken yok gözükebilme yolunu da varlığın içine koymuş.
zıttı koymuş. Yani dumanla nuru oduna koyduğu gibi. Nasıl yapmış? Şimdi geliyoruz. Usluktan muradım konuşmakta o kadar acayip ki. Bak bir de söyleyeyim, kelamın içerisinde niye bazıları diyor ki kelam hakkında çok ders yapıyoruz. Muhakematın muhakematın 3 bölümdür. Biri kelamdır. Çünkü kelam 433 sözlerde ilim, irade, kudreti tazammül ediyor. Kelam subuti sıfattandır ama içerisindeki ilim sıfatını, kudret ve irade sıfatını tazammül ettiği için sanki 4'tür. Ve çokça ortada, çok da hiç hatırımıza gelmeyen ve israf ettiğimiz bir şey. Konuşmak. Et ve kemikten mi çıkıyor şu anda? Orada gözüküyor. Mesela gülüyorum, kızıyorum. Surat. Suratta tezahür. Oysa kızmak, nefret etmek, sevmek ruhsaldır. Bedende tezahür ediyor. Bu kadar konuşuyorum ama içeride ses yok. Bu kadar şeyler aktarıyorum, içeride bu ilmin menbaı yok. Kaynak yok. Mekanı yok. Flaş bellek, evet bellek. 1000 tane film var. Ses var mı filmde? Koy kulağını, ses yok. Film var, bıçak da yer, resim. İnsan, aklın yaptığı buysa, aklı yapan nasıl? Uslukta, bunlar şey zannediyorsunuz, yani bazıları diyor ki, ne konu, geçsene kardeşim gemesi. Çalışmışım ve toplamışım. Bu anlattıklarım üzerine şu okuyacağımı bina ederseniz benim kafama basacaksın, daha ilerleyeceksin. Bunları topla. Uslup. Uslubu ne etkiliyor? Bir milletin mizacını söylüyor diyor. Ona gireceğim. Niçin adamlar bizim harfleri ve konuşma kelamlarımızı bozuyorlar. Niçin 1000 sene önceki Çinli, İngiliz, Fransız ecdadının kitabını rahatça anlarken 80 sene önceki ecdadın kitabını niye Türk milleti anlamıyor? Kelamını değiştirdiğini o millet bitti. Bitti. Arapların Arapça konuştuğunu zannediyorsunuz. İçerisinde Kur'an söylediğin zaman ayet, taksiye biniyoruz Arabistan'da, sadakallahu lazim diyor. Yani sokak Arapçası İngilizler berbat etmiş, mahvetmiş. Usluptan muradım, telefonu kapatıyorsunuz. Bak, girip çıkarken anlıyorum, ben rahatsız oluyorum. Telefonu kapatacaksın. Ancak sessize şunlar alabilir. Evinde hasta olan, itfaiyeci olan, doktor olan kapatacak. Şey, açık olacak. Yoksa 45 dakika kendinize saygı gösterin. Bazısı dedi ki, de, abi ben telefon açık duramıyorum. O zaman çık. O kadar mühim. Çünkü kimse kimsenin ahengini bozmaya müsaade etmiyor. Kendine saygın yoksa bize saygın olsun. 45 dakika kapatacağız. Tamam. Çünkü çok ciddi bir şey istiyor. Size hitap ederken aynı zamanda üretken şeyinde durma modunda oluyor. Usluptan muradım konuşmaktan. Ama bu konuşmayı sakın benim sırf ağzıma verme. Elmada bir konuşmaktır. Allah'ın kelamıymış. Ve min ayatina diyor. Allah mevcudata ayetlerimiz diyor. Şeftali ayet diyor kısacası. Ayatı tekviniye varlık. Onun yazılımına evameli tekviniye insandaki gözükmesine kelam ve uslup. Tamam? Ha. Usluptan muradım kelamın kalıbıdır ve suretidir. Yani usluptan muradım kelamın kelam, şu konuşma, kalıbıdır ve suretidir. Bu ne yapar diyor. Muhakematten okuyorum. Zorla ama umumi derste bak. Bazıları diyor ki, yok zor odur.
Zor mor yok kardeş. Ben inanmıyorum. Kendini bloke etme. Zor. Ne demek zor? Neler yapmamışız? Zor yok kardeş. Yeter ki teveccüh et, Allah kalbini açacaktır. Her şey akıl değildir. Duyguların da var. Başkalar başka diyorlar kelama. Mesela diksiyon dersi almak. Ha İbrahim? Medyatik olanlar. Güzel konuşma. Şeye de sormuşlar. Ebu Bekir Sıdık Edeği Allah'ına. Güzel konuşmayın. Bir memlekete vali gönderiyormuş. Ha, vali gönderiyormuş da. Veya dini anlatacak Ashab-ı Suffa'dan birisini gönderiyormuş. İlim şu vezit aramış. İzhanesi demiş ki güzel konuşmak da şey yapmıyor muyuz? O demiş. Bilmanı anlatıyorum size. Güzel konuşmak içerisinde yalan olmayıp samimiyet olan konuşmaktır. Diksiyon dememiş. Biraz herhalde bilememiş onu. Diksiyon sonradan uydurmuş. Samimi ol, samimi. Bazıları mesela diyelim böyle videolara da denk gelirse hakikaten adam samimi ya. Bunun bir muhabbet oluyor ya. Adam evi çeviriyor, geberiyor. Ulan bir saat konuşmasında fındığın içini doldurmaz. Başkaları başka diyorlar, diksiyon diyorlar vesaire. Belagatça faidesi, yani belagatta ne işe yarayacak bu kelam? Kıssatın tefalikini ve perişan olan parçalarını iltiyam ve birleştirmektir. Yani kelam zahirde çıkıyor, farklı farklı parçaları birleştiren bir şeydir, kaynak gibidir. Mesela kelam çıkacak, kalpten mana çıktı, koy kenara. Vicdaniyatı koy, hissiyatı koy, latifeleri koy, dimağın yedi mertebesindeki fikriyatı koy, imanı koy, itikadı koy, yani kendini koy. Bu ayrı ayrı parçaları paket yapıyor, ağızdan gönderiyor. Aklımdan çıkanı aklına, kalbimden çıkanı kalbime, kalbine, ruhumdan çıkana ruhumla tesir eder. İhlas bu. İhlaslı kelam, ihlassız kelam. Mayalamıyor yani. Evet. Aktif ediyor. Ne diyor? Bak bir de okuyayım. Şu yaptım ya. Şu parçayı, şu misali. Belagatça faidesi kıssatın tefarikini. Yani mesela Musa Aleyhisselam'a diyor tefarik-i asa. Musa Aleyhisselam'ın asası böyle bir şeydi. Kürdan kullanıyor, keçi, bu hayvanlara sürü de kullanıyor, kurtla şey yapıyor, sihir de kullanıyor, su çıkartmakta kullanıyor, bir sürü her şeyde kullanıyor. İşte tefarikini, perişan olan parçalarını iltiyam, kaynak yapıp ve birleştirmektir. Böyle bir özelliği var. Kelam. Yani o zaman bu olmasa kelamda aklın konuşması aynı olacak, kalbin konuşması aynı olacak, vicdan konuşması aynı olacak. Kuru fasulye ayrı, et ayrı, makarna ayrı, salata ayrı, yoğurt ayrı. Birleştir, hadi ye. Arabistan hapishanesinde öyleymiş. Karıştır sana böyle verir. Bir de tabağa vermiyorlar. Yerde bir tane böyle betonda çukur var, oraya dolduruyorlar. Kaşık kaşık yok ya işte. Yani bakın yoğurt ayrı, pirinç ayrı, et ayrı, bilmem ne ayrı. Niye bir şey olmuyor ama kelamda oluyor işte. Mesela kelamı duyuyorsun, ötekisi ağlıyor. En camisi Kur'an. Mesela cenaze evinde Kur'an okuyor, mübarek adam miras hukukuna ait ayet okuyor. Böyle bir de sesi var ki demek orayı çok seviyor. Baktım oradaki hala ağlıyor. Oysa miras hukukundan bahsediyor. Bilen de vay be, Allah Allah ise şu, aklını çalıştırıyor, onun hissiyatını çalıştırıyor, ölüye sevap oluyor. Ondan sonra ölüye kefar, şey, kabirde nur oluyor. Bize sevap oluyor. Alime ufuk oluyor. Halamıza da hissiyat oluyor. Bir tuhaf değil mi? Hakikaten Allah acayip yapıyor yani. Mesela kainata da öyle. Kainatı bütün göremeyen sebebe tesir verir. Bunu da unutmayın. Sebebe niye tesir veriyor? Bütünsel bakamadığı için. Bir elmaya tesiri toprağa, güneşe veriyor. Bütünsel bakabilseydi o elmanın vücudu için güneş lazım, dünyanın dönmesi lazım vesaire vesaire gibi baktığı zaman bütünsel bakınca esbaba tesir veremez. Esbaba tesir verenler bütünsel bakamamaktan kaynaklanıyor. Ta kaideyi
kaydı bir şey sabit olursa levazımatıyla sabit, sırrıyla bir cüzü tahrik etmekle kısatın külünü ihtizada getirmek. Peki dedik ki buraya tencere koy, latifeleri at, kaptın çıkan manalar at. Ustad manalar kaptın çıkartır. Öyle mi? Kitap okuyorsun. Vicdanın hissiyatını at Abdullah. Liman fikirlerini at abi. Karıştır. Gönderdin mi abi? Gönderdim. Bu konuşmalardan bir tanesi, yani 5-6 tane mana var şimdi. Ruhun latifesi var kelamda. Kalbin manası var. Vicdanın hissiyatı var. Dimağın fikriyatı var. Başka? Gelecek. Örf var. Anane var kelamda. Örf var. Anane var. Kültür var. Gelenek var. Şair var. Kişinin sanatı var. Kişinin yaşı var. Kişinin tefekkürü var. Bunlar karıştırıp kelam olarak attığım. Attın ama hepsini mi anladın? Yok. Bunlar çare, sanki çorap söküyor gibi bir tarafını anladın mı diyor. Diğerini de tahrik ediyor. İlla akıl değil. Hissiyat olduğu zaman tamam. Zaten akılla anlamanın gayesi neydi? Hissiyat uyandırmak. Adam aklı geçiyor direkt hissiyat uyandırıyor. Tamam. Neticeye geçtin işte. Bak ne diyor? Bir şey sabit olursa kelam, levazımetle sabittir olunca ne oluyor? Kelam bir cüzü tahrik etmekle, kelam sana geldiği zaman senin hissiyatını, fikriyatını, latifeni, yani bir tarafını oynatmıyor mu ya? Yani bir tarafına denk gelmiyor mu bu 45 dakika konuşmada? Yani o delik işte diyor, diyor ki sırrıyla bir cüzü tahrik etmek. Yani kelamın içerisindeki o binlerce gelenek var, örf var, anane var, kişinin sanatı var, yaşı var, kültürü var. Sonra vicdan var, latife var, var da var, var, var. Yani bu bir bütündür. Bir cüzü tahrik etmekle o kelamın kıssatın külünü ihtizaza getirir. Külünü oynatmaya başlıyor. Girdin ya bir kapıdan. Kör olası şeytan, kör olası, lanet olası 99 kapı açık iken saraya. Bir tanesi kapalı ise gider 99'u değil, aa bu kapalı. Acayip bir misal bu. Şeytan o bir tane diyor, bu buna girilmez diyor. Lan 99 açık, tam tersi olsun. 99 kapalı olsun, bir tanesi açık olsun. Şeytan o bir tane göstermez, 99'u gösterir. Tamam 99 kapalı. Gir içine bir tanesini, içeriden hepsini aç. Hiçbir şey anlamadın, lan buraya geldi, tamam mı? Şairdir, bir öftür. Hiç etkilenmeyecek misin? Mümkün değil. Eğer şöyle düşünürsen, bu lambalar kim ödüyor? Halı nereden geldi? Bu ne anlatıyor ya? Neye geçmiş oradan şeylik yapıyor? Vallahi sen anlasan zaten mucize o. Öyle o kafayı bilirsin. Çünkü Kırıkan'da böyle birisini getirmişlerdi de. Getiren sordu tabii yeni getirdiği için merak etti. Ne anladın demiş. Ya boş ver anlamayı dedi ya. Hani kimse demiş anlıyordunuz bu halılar nereden geldi dedi. Ulan koca bir saatlik derste bunu anlıyor. Hep bunu düşünüyordum. Bu adama, ha böyle çekişte, çivi çakar gibi mana çaksa gene girmez bu kafaya. Taş kapağı da girmez ya. Lan sana ne lan abi işte oturur seninle. Ben oturuyorum, sen oturuyorsun. Onu koy, birisi koymasaydı sen şimdi betona oturacaktın. Ne acı bir şey. İnsan o. Yani Allah gözükürken yok diye. İstifadesini sebebiyken yok olmaz diye. Adamla nasıl uğraşacaksın? Uğraşmayacaksın. Demek ki kelamdan bir taraf senin oynattı mı mutlaka diğerlerini de oynatır. Yani birisi bir kapıdan girdi mi kardeşim? 99'u da aç. Yani Allah'a gitme yolu yok mu bu dünyada? Allah'ı anlamak, Allah'ın varlığına dair hiçbir delil yok mu? Yok. Peki bir delik var mı bir delik? Bir tane yok mu ya? Benim gözüm yapar kör değil. Şimdi 99 kapalı. Lan gir işte oradan Allah demek var işte. Çünkü Allah ile zıttı zıttır. Bir tanesi doğru olursa ötekisi yok olur. Ya Allah vardır ya yoktur. Mesnevi de geçiyor. Ya mucibe-i külli olacak ya salibe-i külli olacak. Ya her şey Allah'ındır ya hiçbir şey Allah'ın değildir. Bir şey Allah'ın olursa artık her şey olur. Deniz kimisi içindekiler de olur.
Yani bu kelamı bir telefon oynattı mı böyle bir özelliği. Bir daha söylüyorum. İsa'da çok acayip bir misal veriyor. Her şeyde kullanırsınız. Ailenizde de kullanın. Ona 99 kapısı var. Kapalı. Hanımı veya kocasının. Bir tane kapalı. Lan gir işte o kapı. Girdikten sonra o çapı genişlettir. O çapı genişletir. Hassas olduğu, dokunmatik olduğu, mekanik olmayan taraflar var kadının, eşinin. Hassas olduğu, dijital ekranı varsa oraya dokunma işte ya. Hassasiyetine dokunma. Açık kapısından gir, onun çapını genişlettir. Onu nasıl gelin? Maşallah tebrik ediyorum. Şu tarafım var ya acayip ben de biliyorum. O artık çap genişler. Duvarı bile yıkar. Acayip bir şey ya. Hepsi ya yeter ki bir kapı yok mu ya? Her insana bir kapı vardır. Ancak kapısı olmayan mürtetlerdir. Kafirin yok, kafirin vardır, mürtedin yoktur. Kafir karşımızdadır, münafık içimizdedir. Onu yok. Bir tane ya. Ailede de kullanma. Mazide abi böyle kelam cihetiyle Cenab-ı Hakk'a ispat şekilde hiç yapılmış değil mi? Hiç, ben bilmiyorum. Yani, bu kadar ben biraz kitap okuyan bir insanım. Şu tevhide bak ya. Tevhid ya. Mesela elmaya bakıyor adam. Bu tadı yapan çok da tuhaf ha. Allah elmaya ihtiyacı yok elma yapıyor. Allah acizliği bana acizliği vermiş. Yani ters şey de yapıyor. İki tane Allah'ın vücudu var böyle. Çok şey de ben kerametim. Bir vücut noktasında Allah'ın varlığı, bir de Adem noktasında Allah'ın varlığı var. Vücut. Mesela şu. Benim gözüm var, Allah da görüyor. Benim kulağım var, Allah da işitiyor. Şimdi bu şey, ilişki. Bir de zıttıyla. Ben acizim, Allah da aciz değil. Yani Allah, şöyle düşün bak Allah. Allah sonsuz kudret sahibi değil mi? Bana acizliği vermiş. Nasıl hatırına gelmiş tabi yani. Hiç acizlik olmayandan acizlik türemesi. Yani kadından erkek doğması. Erkek adamdan da kızın çıkması tuhaf değil mi yani, normal mi? İnsandan insan çıkması normal bir sistem. Garip bir şey ya. Et sever mi ya? Ben seni çok seviyorum diyor. Et sever mi et kemik? Şefkat eder mi ya? Nüfret eder mi? Bir tanesi diyor. Ruh inkar ediyorum diyor. Adam ruh inkar ediyor. Ruhuyla ha. Ruhuyla ruh inkar ediyor. Ona inkar etmek, iman etmek ruh işi ya, bedensel midir? Niye adam ediyor 90 kilo? Niye? 90 kilolarla Allah inkar ediyor. 100 kilolar Allah kabul ediyor. Ya inkar etmek, kabul etmek, vefa, şefkat, haya, edep, terbiye, haddini bilmek. Bunlar acaba arkadaşlar maddenin fonksiyonu mudur ya? Kafa yiyeceğim ya. Ya vefa göstermek kiloyla mı alakalıdır? Ruhsal değil mi? Ben kabul etmiyorum diyor. Ulan neyle etmiyorsun ya? Madde mi ya? Ruhuyla ruhunu inkar ediyor. Ne diyeceğim buna? Hebele kalar gibi. Sofestayler gibi. Değil varlığı, değil Allah'a kendisini inkar ediyor. Bunlar hep hayal diyor. Ulan ne yapayım ya? Sultan Belediye rastlamıştım ben. 90'larda böyle bir cins ömrümde bir defa rastladım. Abi bir gelsene dedi ya Maravi. Nazura gelmişti Ali denen bir kardeşime. Vallahi inkar ediyor. Olar ben Allah nasıl anlatayım ya kendisini inkar ediyor da. Ben yokum diyor hayalim diyor. Ulan iki tane böyle bir geçir tamam mı? Bu da hayal. Acıyorsun ya. Ulan bu var diyorum bak bunlar var. Bunlar. Ulan kusturuyor dediğimde böyle bir benlik kaplıyorsun. Kim ediyorsun lan desin bana. Eşek herif lan hayvan. Saydım. İstiyorum ki bana mukabil etsin. Sen kime söylüyorsun lan hayvan? Ha bak sen varsın diyeceğim tamam. Bak. Diyeceğim ki, dedi ki bunlar hep sen yaptın. Kabul ettiğiniz için vardı böyle bir şey. Ama böyle mahluku da yaratabilmesine Allah hayran oluyorum Allah. Böyle nasıl mahluk yapmış? Beni bana isyan edecek, beni ortadan kaldıracak bir sistemi Allah nasıl kuruyor ya? Allah inkar edilebiliyor ve bu sistemi kendisi kurmuş. Ulan ben fabrika yapacağım, fabrikaya zarar verecek. Sistem bozacak, işçiyi alacağım. Ben yapar mıyım ya? Vallahi kafanı koparırım lan, atarım lan kapıya. Allah, böyle bir Allah.
Allah ya, o kadar hastayım ki bu ne biçim Allah ya. Ne biçim bir Allah ya. Her yola imkanını vermiş. İnkar etme yolunu nasıl hatırına gelmiş. Hani dedik ki Allah sonsuz güç sahibi, acizliği vermiş. Allah'ın vücudu zatı sıfattan değil mi? Sonsuz. Yokluğuna yol yapmış. Bunu nasıl yaptı ya? Nasıl hatırına geldi? Beni inkar edebilsinler. Sen varken hiçbir şey yoktun. İman eden yok, küfreden yok. Yani iman küfürü nereden hatırına geldi? Hadi tamam, varlıktan varlığa geçilsin sistemi doğru orantılıdır. Ben varım ama yok olabileyim. Yapmış. Samet. He? Samet hiçbir şeye muhtaç değil. Evet. Değil mi abi, o nasıl yani dediğin gibi yani hatıra geliyor yani. Nasıl yapıyor ya? Tamam ben Allah sonsuz kudret sahibi, acizliği nasıl yapıyor? Kudretten geliyor acizlik. Tuhaf Allah değil mi ya? Çok acayip, hiçbir şeye benzemiyor, çok hoşuma gidiyor. Abi cuma günü camilerde para topluyorlar ya, şimdi aynı cemaat belli yani işte İstanbul'da bir cami olsa, hani her cumada cemaat değişebilir, böyle İstanbul'da değil, Anadolu'da bir yer. Hep camide cemaat belli, gelenler hep belli. Hoca diyor ki, müftülükten duyuru, bugün işte para toplayacağız filanca hizmet için. Cemaatim ben de size duyuruyorum diyor. İşte cumanın sonunda o dernekten filan birileri geliyor, topluyorlar, parayı sayıyorlar, bakıyorlar 600 lira para toplanmış. Ertesi günde, ertesi haftada başka bir şey için para toplayacak. Hoca diyor ki, muhterem cemaat, bakın her cuma aşağı yukarı para topluyoruz. Ben diyor, bana söylüyorlar, ben de size duyuyorum. Ama diyor, bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bak, çok ciddi bir hizmet var. Bu para ölüp gittiğiniz zaman size bir fayda vermeyecek. Allah için veriyorsunuz. Kur'an için veriyorsunuz. Dininiz için veriyorsunuz. Davanız için veriyorsunuz. Böyle biraz bir beş dakika üzerinde durduktan sonra cuma günü bakıyorlar, 3600 lira toplanmış. Bu hafta ki mevzumuz kelam, kelamın içerisinde neler olduğunu, işte örf, ilim, kişinin hissiyatı, aklının fikriyatı, kalbinin hissiyatı, ruhunun işte farklı farklı latifeleri, onları yansıtarak kelam ile müdahale ediyor. Birinci konuya kelamsız müdahale ediyor 600 lira, ikinci konuya kelamsız, kelamla müdahale edin 3600 lira toplanıyor. Şimdi bunu zındıka ve zındıkanın bugün en büyük temsilcisi olan, en azim temsilcisi olan cemaat bunu öyle keşfetmiş ki, bunu öyle kullanmışlar ki, o bir kapıdan girince bütün kapıları teslim almışlar. Bu kadar 1000 tane ihanetini gördüğü halde yanlıştır diyemiyor insanlar. Demek ki bu hak istikametinde, hak noktasında kullansa, kelamı, hak davamızı anlatma noktasında istimal etsek, abi hiçbir şey karşısında duramaz. Siz Almanya'dan geldiniz, hoş geldiniz. Allah razı olsun. 1 milyon kişi de gidebilir, bu hizmeti yapabilir. Gitse Almanya'da ne olur Allah bilir. O yüzden biz kendimizi küçümsüyoruz, kelamımızı küçümsüyoruz, ilmimizi bilmiyoruz. Çapımızı bilmediğimiz için böyle boşuna geçiriyoruz bu dünyayı. Biraz öyle geliyor bana. Adam batıl şeyinde ne biçim hizmet ettirmiş kelamı. Sayfa 89'da ömrüm yeter mi diye gireceğim de, sihir var kelamda. Başka şey göstereyim sana. İçini seyredersin kişinin kelamında. Hazreti Ali diyor ya, kişi dilinin altındadır. Evet. İçine girersin. Ruhlar arasındaki iletişim, ruh derinliklerinin arasındaki yol ve yöntem kelamdır. Kelam bir yoldur. Ben orada yürüyorum. Kelam ben değilim. İçinde ben yürüyorum. Seni yapılandırıyor. Aklını inşa, kalbini ihya. Ruhunu imbisat ettiriyor. Kelam ben değil. Kelam telefon kablosu gibidir. Elektrik kablosu gibidir. İçindeki elektrik benim. Bu içini seyredersin diyor.
ayağına ayağına böyle adama bakarsın. Bir daha gene gelirse, ömrüm yeterse derse, kelamın nüfusçu, ruhun hariçteki nüfus cüzdanı kelamdır ve sureti ise simadır. Kişiyi seyredersin kelamıyla suratı. Acaba bu kelam bu surata doğru seyredersin. Hatta Alman mı Fransız mı? Daha önce bu nurcu mu, tarikatçı mı, mümremle cemaatı mı? Anlarsınız. Bir kelime kullandım abi. Yalıköy'e gelmişti arkadaşım dükkanından. Bir kelime kullandı. Bir şey taşıyordu, kaldırdı. Dedi ki taş gibi dedi. Taş gibi. Dedim ki bu bizim oralar. O arkadaşa mal getiriyor. O dedi ki bana 15 senedir geliyor Rizeli bu. Dedim ki bu Rizeli hiç olamaz. Hani bizim oralı olmaz da Sivaslı olur. Ya yani Tokat olmaz da Sivaslı olur. Belki Amasyalı olur. Belki Çorumlu olur. Hadi Ankaralı olsun. Ama Rizeli kesinlikle olamaz. Sadece bir kelime. Daş dedi. Ondan sonra sordu. Dedi ki neresin Tokatlı? Neresinden? Zile. Bizim için. Ha dedi ben de Zile aklımda Rize kalmış dedi. Bir de son bölümde çalışmamda getirdim size. Bir şey zıttını da tazamı da reddederek var olur. Zıtsız Allah'ın sıfatlarında olur. Bizim kelamımızda zıtlar da var. Niye? İlmimiz sonsuz değil, cehaletimiz var. İlmin içinde. Bak, ilmin içinde cehalet var. İlminizden cehaleti çıkar, ilminiz sonsuz olur. Kelamda da zıttı var. Kelam zıttını barındırıyor. Zıttın zıttını barındırıyor. Odundaki duman ve nur gibi. Mesela sıfır zıttı barındırıyor. Artı bir diyebilmen için eksi bir var içinde. Artı bir diyebilmen için eksi bir var. Sıfırı kaldırıp bir yoktur. Bir yoksa iki yoktur. İki ne demek? On ne demektir? On tane bir demektir. On denen bir sayı zaten yok. 10 tane 1. Sayıların vücudu yok ki. Ama bütün fenlerin temeli olmuş matematik. Matematiğin vücudu haricisi yok. Kimyanın elementleri var. Fiziğin maddesi var. Matematiğin vücudu yok. Vücudu haricisi yok. İtibari vücudu var. Ama fennin, fiziğin, kimyanın temelini oluşturmuş. Hiçbir Allah'ın kulu sormaz. Ya her şeyin temeli olan şu matematiği kim gördü demez. Hayatımızın gerçeği olan zamanım yok, zamanım kalmadı, olursa geleceğim. Ya zamanı kim görmüş diye sormaz. Zamanın sahibini sorar. Zamanı gören var mı? Zamanın vücudu haricisi yok ki. Ama hayatın hakikati, hayat anlamlandıran, evirip devirip çeviren yok vücudu haricisi. Ama bir tanesi sormaz ya. Zamanı gören var mı? İnkar eden var. Ben hep zamanın sahibini niye görmüyorum diye soruyorsun. Matematiği gören var mı? Sıfır gören var mı arkadaşlar? O varlık değil ki. Heyecanlandırıyor beni kusura bakmayın ya. Sıfır gören var mı ya? Ama sıfır inkar eden var mı? Yok. O kendisi de yok. Yoku da yok. Allah. Hakikaten Allah ya. Gözümüzün önünde bir tanesi dediği gibi Rize'de. Ya Rabbi dedi, karşımızın gözümüzde ne yoksun diyor. Kimi tövbe şey yapacaksın diyor. Nasıl yoksun diyor. Olamaz ki diyor. Demek ki o da biraz uçuttu kafayı. Onun söylediği tabir kullanılmıyor. Nasıl yoksun diyor. Yani yoksun, kimi şey yapıyorsun diyor. Nasıl yok olabiliyorsun? Nasıl yok olabiliyorsun? Ancak bu kadar sahte olur diyor. Yani bir şey var iken yoktur diyebilirim. Bu insan fıtratına yalan söyler. Ama Allah bu kadar her şeyde var iken az zaman, az sıfır, az fıtrat, az konuşuyorum ben. Ve ama kilomla muhatapsınız. Ama biliyorsunuz ki ben bu değilim. Ben bu değilim. Sen bu değilsin ya. Bir de Allah'ın eşliği, eşliği olmadığı için Allah görünmüyor. Şimdi Allah'ta eşlik yok ya. Mesela şu anda lamba yanıyor ya burada. Sen bu eşliği kaldır, lamba söner. Yani şu ışıktaki mertebe var ya, karanlık. Karanlık kaldır,
Işık denen bir şey olmaz. Olmaz. Mutlak olur. Allah'ın zıttı olmadığı için mayenleşemiyor yani. Evet. Bütün renklerin sahibi hangi renge girecekti? Allah var ha. Hakikaten var. Tahmini söylemiyor. Dediler ki Almanya'da yeni. Abi kabir girince nüker vekili ne soracak sana merak ediyor. Bana ilk soracak merak bu ki tamam öyle diyor. Allah'ın ispatı. Diyeceğim ki senin vücudun esirle mi ispat edeyim Allah'ı? Benim vücudum atomla mı? Risale-i Nur bu şeyi veriyor biliyor musun? Diyecek, tamam. Sen de öylesin. Peki. Güya mütekellim, güya konuşan, uslubun bir köşesini muhataba gösterse, şöyle bir halı var, bir pano var, tümünü göstermiyorum ben size, ucunu gösterse, muhataba gösterse, muhatap kendi kendine böyle bir derece karanlık olsa da tamamını görebilir. Yani yorum, haysiyat, bir fikriyat, hayal, bir şeyler yapar ya. Yani bir ucunu görse. Kelam böyle bir şey ya. Allah'ın en bariz delilidir. Şualarda geçiyor değil mi? Bir şeyin vücuduna en kesin delil, onun konuşmasıdır. Ama başka bir şey girmek istemiyordum ama bir parçasını da şey yapayım göstereyim. Bir de kadın sesi, kadınlar sesi. Erkek sesi, erkekler sesi. Benim şu ses şeyim de bana kimseye olmamış mazide. Bundan sonra olmayacak. Şu konuşma şeyi bana az. Benim sima bana ait. Şibe ya. Şey, ses işte. Bu ses bana ait. Hani şeye benzetiyoruz. Askerlik yaptık. Eğer eskimemişse papuçlarınız, elbiseleriniz teslim ediyoruz. Yıkanıyor. Gelecek askere verir. Ama genelkurmayın elbisesi yıkanıp genelkurmaya verilmiyor ikinci genelkurmaya. Müzeye kalkıyormuş. Onun elbisesi. Daha kimse giydirilmiyor. Ama askerin elbisesi bir sonrakisine giydiriliyor. Sen özelsin. Senin simanda, senin seste, senin terinde bir insan yaratılmamıştır, yaratılmayacaktır, şu anda yoktur. Çünkü sen istepne lastiği, senin istepne lastiğin yok. Yedek lastiğin yok. Sen orijinalsın. Çakma da değilsin. En iyisi bir su iç. O yüzden diyor sana her insan bir alemdir. Evet. Aynen. Sende de var ya abi, mesela herkes mesela bir email açtı, mail adresinde herkesin ofisi bir mail adresi var. Bir harf neredeyse giremiyorsun. Giremiyorsun. Yani insan manevi aleminde de böyle değil mi abi? Evet. Aynen. Manevi alemde de. Bir şifre olmuyor. Bak şimdi. Kelamın kuvvet ve kudreti ise. Ama yok buna girmeden. Çünkü bu beni sarsacak, dağıtacak böyle. Kelamı oluşturan sebepleri okuyayım. Onu attım çünkü zamanım yetmeyeceğimi anladım. Kelamın elbise-i fahiresi var. Kelamın elbisesi var. Veya cemali var, veya sureti var. Bunlar uslup biledir. Şimdi elbisede bu kalıpta Hasan var. Bak bu kalıpta ben varım. Bir daha kalıp var atlet. Ama içinden ben çıkarsam yığılır bu. Tamam bir daha. Ceset var, o da bir kalıp, o da bir elbise. Daha arkaya git. Hayat da bir kalıp, elbise. Ustad midelerden bahsediyor. Akıl bir midedir. Ama biz ekmekten anladınız ki. Ha, bak gömlek bir libas. Atlet bir libas. Beden bir libas. Elbise. Hayat bir libas. Hissiyat bir libas. Duygular bir libas. Latifeler bir libas. Neyin libası abi? Bir öncekileri. Bu gömlek hayat, bütün. Hayat neyin? Hayat, içeriye girelim. Hayatın özü nedir? His ve şuur. Hayat libastır. Neyin? His ve şuur. O da neyin libasıdır? Aklın. O da nedir? Ruhu.
Allah razı olsun sorduğun için. Şuraya bak şimdi. Bu olmasa ne karanlıklı elleri öpecektik. Karanlıklı kalplerin din adına. Şuraya bak ya. Kim ne derse desin. Zaten vasiyet tahminde yazıyor. Doymadan gitti. İshar-ı yura doymadan gitti. El-Baki vel-Baki televizyona ve deccala düşmandı. İshar-ı yura doymadan gitti. Amin. Kelamın elbise ifadesi veyahut cemali veya sureti zor mu arkadaşlar? Muhakemat işte. Beraber işliyoruz değil mi? Ne kadar da istifade ediyoruz. Sizin istifadeniz bana da istifade ettiriyor. Sonra uslub iledir. Uslub neymiş yani bu benim konuşmaya? Sırf sana aittir. İmam Ebu Yusuf diyor ki, bunu da söyle. Ben kişiyi görmeyeyim. Sesini duyayım. Kim olduğunu, ruhsal yapısı, karakterini söylerim. İmam-ı Muhammed el-Şeybani diyor ki, ben kişiyi görmeyeyim. Kokusunu alayım, onun karakterini söylerim. İmam Azam diyor ki, ben kişiyi görmeyeyim, abdest alsın, abdestine bakayım. Bu abdest midir, gusul mudur, bilmem ne yapmış mıdır, bu nasıl bir adamdır, karakterini söyleyeyim diyor. Aldığı suda kendisi var. Bunu Japonlar ispat etti biliyorsunuz. Suyun yanında konuşmayla suyun değiştiğini. Eskiden üfürükçüler diyorlardı. Üfürüyorlar su içine, gülüyorlar. Şimdi Japonlar yapınca, ooo bilimsel. Alimler söyleyince, gerici. Japonlar deyince bilimsel. Hani ben hani suyun yanında Kur'an okuyunca yobazdı. Ama şimdi ne diyor Japonlar? Bunun yanında küfür söyle diyor. Bunun yanında güzel söz söyle. Aşk maşıklar söyle. Eksi 5 santigrat derecede 5 saat buzlukta tut. Küfür söylediğin söz yanındaki o bardak diyor. Kahverengi. İçe büzüşmüş ve dar kristaller olacak. Ögelin internette görürüz. Ötekisi diyor. Daha beyaz, daha saydam, daha geniş. Öyle mi değil? Vay be! 7 sene tutmuşlar bunu gizlemişler. Çünkü %76 su mu? O zaman insanın %76 suysa, su da bu kadar etkileniyorsa, bu insan ne ile düzeleceği kesin değil mi? Veya ne ile bozulacağı kesin değil mi? Adamın lisanını değiştir, tamam. Peki, burayı da okursam yeter. Yani kalıbı kelam iledir, uslup. Şöyle ki, uslubu meydana getiren alt verilere giriyorum şimdi. Hazır mıyız bak? Ondan sonra geçiyorum. Yani bu konuşmanın altı seyretmek. Ne var içeride? Nereden geliyor bu ses ya? İçeride kimler var? Bir, ya dikkati nazar. Bir insan konuştuğu zaman nereye dikkat ettiğini gösterir. Neyle meşgul bu adam? Bu adam neyle meşgul? İki, tevagul, sanatı, yani ettiği iş. Çünkü insan yaptığı sanata göre konuşması o şekil alıyormuş. Tekste değilse misali o tarafta olur. Üç, mübaşeret. Kimle oturup kalkıyor bu adam? İmam-ı Rabbani Hazretleri demişler ya, iyi olmak istiyoruz, iyilerle beraber ol. Mübaşeret. Kelamın altında mübaşeret de varmış. Hop, 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 tencere kaynıyor. O namaz etmiyor. Üç, dört kaçsa. Dikkat-i nazar bir, tevagül iki, mübaşeret üç. Dört, sanat. Sanatın telakkuyuyla. Yani yaptığı iş. Ömer misal verse motorda verecek. Bu da çeçevede bence. Yani sanatı telakküyle, yani bu insanı etkileyen bu sebepler kelamını tesir ediyor. Bu ne yapıyor? Bu dört tane saydık ya, hayalini etkiliyor. Hayalimiz bu cinsten. Bir, nerelere dikkat ediyorsun? Neyle meşgulsun? İki, neyle meşgulsun? Yani nerelere nazar ediyorsun? Neyle meşgulsun? Kimle oturup kalkıyorsun? Ne mesleği yapıyorsun? Bunlar senin telakkuyla, hayalde tevellüt eden temayülatın hususiyatından, teşekkür eden suretlerden. Senin bunlar hayalinin
zeminini oluşturuyor. Oradan da bu 4-5 tane maddeden hayalini, o hayalda temayülatını oluşturmaya başlar. Yani bir insan, şöyle diyeyim, hayalini hangi cinsten kurar? Meyline göre kurar. Kız çocuklar başka, erkek çocuklar başka, tamirciler başka, pilotlar başka. Hepimiz hayal kurarız. Ha, temayülatımızın oluşturuyor, temayülatımızın hususiyatından teşekkür eden suretlerden. Yani temayülatımız gözükmeye başlar. Meyillerimiz. O zaman bir insanın meyline bakınca hayaline, hayaline bakınca bu sanatını, kimle oturup kalktığını, mesleğini, nereye dikkat ettiğini gösteriyor sana. Teşekkür eden suretlerden, terkip eden istiari temsilin parçaları. Yani bu adam hayatında istihareler geçiriyor. Yani istihari temsile ille ta kendisini değil ama hayatını anlamlandıracak, anlamlandıracağımıza vesile oluyor. Bu kelam, yani bu adam böyle bir adam diye. Parçaları telavuk ettiklerinden tenevvür ve teşerrüp ve teşekkür eden. Peki bunlar da neyin oluşturuyor? Bu insanı da meslek ve meşrebin oluşturuyor. Yani meşrep var ya, maşrapa. Bundan dereden su aldın, kazanla aldın, farklı. Parçaları telak ettiklerinden tenevvür ve teşerrüp ve teşekkür eder. Yani bu sefer bu zeminlerle neyi taşıyor? Örfünü taşıyor. Mesela ben geleneğim var, soyumla. Hiçbir insan bir şey yapmasın, soyu, örfünü yansıtır. Ben ilim yapıyorum, gayret ediyorum, soyumla, babamın babası soyum, %30-40 der mutlaka zaman zaman kusarmış. Sor. Onun için Allah Resulü demiş ya, aleyhissalatü vesselam, piste gübrelerdeki yetişen gülü koklamayın. Yani öyle birisine evlenmeyin. O cinsten birisi evlensin. Hani Anadolu derler ya, kızına bak, şahanasına bak, kızına babasının şıp diye burnuna damladı der. Mahkemata diyor ki, kişinin değeri kendindendir, neslinden değil. %60-70 böyledir. İlim yaparsa. Yapmasa böyledir. Çünkü bu insanın bu dediğimiz şeyler etkileyen örfü, ananesi, geleneği, tamam mı? Çevresi, kültürü, okuduğu, şairi, hissiyatı, latifeleri. Çünkü bunlar milletin mizacını oluşturan şeyler diyor. Allah Allah. Teşekkür eden uslup, kelamın kalıbı olduğu gibi. Bunlar saydıklarım uslubumu oluşturuyor, o da kelamımı oluşturuyor. Bundan dolayıdır ki diyor, cemalin madeni ve hülle-i fahirenin desgahıdır. Peki bu nedir? Güzelin, yani bir insanın güzeli nedir? Böyle artist gibi olması değil. Yani kişinin ahlakını, davranışlarını, her şeyin belirleyen kelamı diyoruz. Uslubudur, cemali madenidir. Bu aynı zamanda ruhunun elbisesidir. Buradan çıkarıyorum. Kelam, ruhun hariçteki libasıdır, nüfus cüzdanıdır. Hüley-i Fahire'nin desgahıdır. Peki akıl ne yapar bunu? Şimdi ben konuşuyorum, sizin aklınıza mal ediyor. Konuştuklarımdan hepiniz aklınız muhatap oluyorsunuz. Bak dinle. Güya akıl, aklın borazanı denilmeye şayan olan irade. İrade neymiş? Borazan. Neyin? Aklı. Bak, güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade etmekle kalbin karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarında mahal-i sıvar olan hayale girer. Şimdi bu kalpte bunlar kaynıyor. Aklıma da geliyor. Aklın bir borazanı var. Hani borazan yani savura kalkıyor. Borazan var. Borazan neymiş? İrade. Ne oynar? Çalan neymiş? Öfüren irade, ses çıkaran akıl. Ama
hani ney var ya, içi boştur. Boş olduğu için ses çıkıyor. Şimdi aynı bunun gibi öfüren başka, öfüren bir de öfüren, içi boş ney başka? Akıl, öfüren, alet, akıl. O öfürürken çıkıyor. Ustup da bu deliklere nota yapmak. Ne çıkar oradan? O bir fızırı bir ses çıkar. Neyden? Ama güzel bir müzik çıkar. O da ne çıkıyor? Bak ne anlarsın bak bu adam, bu adam bu müziği biliyor. Bu öfürürken adam iradesiyle aklı öfürüyor. Aklının temelleri de bunlardı. Örf, anane, kültür, gelenek, kimle beraber? Aklın karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarında, şimdi irade, yani irade, iradeyi manala, meyil. Meyiller, irade, irademiz meyiller irademizi, irade vicdandadır, meyil kalptedir. Meyil daha büyük. Meyiller irademizi, irademizi de aklımız oynatıyor. Aklımız da üçüncü mertebedeydi. Kültür, anane, meslek, meşrep, sanat, alaka vesaireyi hepsini toplamış. Onları oynatıyor müzik o. Çıkıyor. Yanına çıkıyor. Tamam şimdi daha kelam olmadı. Geldi hayale. Hayalde elbise biçecek. O kadar gelenek, kültür, ilimine elbise biçilecek. Bu mesela sığra olmaz. Olmaz yani. 100 kilo bir insana, 90 kilo insana da olmaz bu gömlek. Adama göre biçiliyor. İşte hayalde de bu kadar saymış olduğum gelenek, kültür vesairesine uygun adam elbise biçiyor hayalde. Hayalhane elbise biçme yeridir. Hayalde elbise biçiyor, ses tellerime geliyor, uslubu oluyor, sana gönderiyorum. Bu kelam ben değilim, benimle senin arasında kablodur, kablonun içerisinde benim gidip geliyor. Seni yapılandırıyor. Ya aklını inşa ediyorum ve şunla alakalı bir cümlem var. 87'inde adamlar niye şeyle uğraşmışlar, insanı değiştirmeye? Zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi lisan-ı millisi de hissiyatının markesidir. Milletin emzicileri muhtelif olduğu gibi lisanlarındaki istidadı belagat da mütefavittir. Cümle buydu. Yani bir milletin konuşması, uslubu, yani kelamın içerisindeki merati bir mana, kelam içinde mana, kelam içinde hissiyat, kelam içinde duygu, latife, kelam içinde gelenek, örf, kültür vesairelerin olması bu bütünü bir milleti mizacını oluşturuyor. O zaman bir milleti bozmak için lisanını boz, yetiyor. Onun için bir gecede cahil yaptılar. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Uyanabilirsiniz, ders bitti. El-Fatiha. Kelamın içerisinde ben nasıl varım? Neresinde varım? Kelamın içerisinde ben neresinde varsam ahiret de dünyanın orasındadır. Çünkü dünya kelamdır diyor. Alemi gaybın dişe vuruşudur. Alemi gaybın üzerine tentenenin perdedir. Getir çayı getir, çok mühim. Tamam. Yani dünya ahiretin üzerinde tentenenin perde mi abi? Yordum ayarladınız. Üzerine örttük. Perde, örtü. Örtü neredeyse, örtülen de orada değil midir? Aynen. Bir daha. Örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Eğer altında örtülen yoksa örtü delmez. Oradaki çaputtur. Dünya ahiretin üzerine tentenenin perde midir? Örtü müdür gaybın üzerine? O zaman gayb da aynı yerdedir. Kelamın içerisinde ben neresindeysem Allah da ve ahiret de dünyanın orasındadır. Çünkü dünya bir kelamdır. Kelamın konumu da çok önemli. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ya, kelam diyor, söz diyor, kişinin nesiridir diyor. Ağızdan çıktıktan sonra nesir olur. Hassasiyet de çok önemli. Çok söz var kelamda. Çok söz var kelamda. Çok.